Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Belki de hayatımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız gereken deprem konusunu konuşacağız. Japon deprem uzmanı Moriwaki bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Moriwaki hocamız 12 ili kapsayan bir seminer düzenliyor. İl geziyor, bir eğitim tırı var. Az sonra ondan da bahsedeceğiz ama öncesinde geçtiğimiz haftaya dönmek istiyorum. Bursa Gemlik'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem. Bize aslında Türkiye'de Türk vatandaşlarını bir kez daha depremi hatırlatmış oldu ki biz 6 Şubat depremlerinde Kuzey Anadolu fayını o kadar fazla konuştuk ki burada hangi fay hattını konuşmalıyız ve sonrasında nereleri tetikler bunları merak ediyoruz. Şimdi bu Kuzey Anadolu fay hattı yani 1939'unu Erzincan'dan başladı, sonra Kırıkkale'de Tokat ve 99'da Gölcük, Demendere, İzmit taraftaya kadar geldi. Ve bu Kuzey Anadolu fay hat Boru taraftan, Düzce taraftan ikiye vuruyor. Kuzey adalarının ardında güney tarafta ve Silivri'nin güney taraftan denizin içinden Çanakkale'ye gidiyor. Bu kuzey kolu. Ama güney kolu var. Güney kolusa şimdi bu gemilik taraftan İnegöl, Bursa ve Bandırma ve Balıkesir. Böyle gidiyor ve Ege'ye gidiyor. Böyle hattı. Ve şimdi bu Şubat'ın depreminden sonra her zaman söylüyor. 4 nokta var. Bundan sonra deprem nerede geliyor diye. Bunun bir tane yani Marmara Bölge. Marmara Bölge'nin içinde en başta her zaman söylüyor Bursa, İnegöl Bursa. Yani bunu kuzey kolu olarak, pardon güney kolu olarak bunu bir tane. Ama çok küçük kurudu. Yani deprem oldu. Bazen ara ara Konya'da da çok fazla deprem yok diye söylüyor. Konya'da da bu sene de geçen sene de oldu. Geçen sefer Malatya'da da 5 gibi oldu. Bingöl'de de 5 gibi oldu. Ara ara oldu. Yani bu güney kolu öncelikle. Ama güney kolunu önceden bilgi olarakının deprem mi diye soruyorsa değil. Bir tane sade geldi. Ve İstanbul dahil kuzey kolu tarafta bunun deprem dediği başka. Bunu bir tane iki tane haftada iki kere beş kere veya günde birkaç kere geliyor. O zaman önceden büyük depremini haberci olarak diye söyleyebilir ama daha bu nokta değil diye söyleyebilir. Yani bu enerji aslında Büyük Marmara depremini tetikleyecek mi? En çok sorduğumuz sorulardan birisi. Yok fazla bir şey değil. Ve rahat doğurdu mu diye soruyorsa da gene de magnitude olarak bir fark, magnitude'unu bir fark varsa yani şimdi biz Marmara Bölge'de magnitude 7 gibi depremi bekliyorken 5 diye deprem gelince 2 fark var. Bir fark da 32 katta küçük. 2 fark varsa 32 çarpı 32 1000 yıl. Yani 1000 katta küçük bir şey deprem geldiği sahada. Onun için yani bu rahat olduğu de söylemeyiz. Gemlik'teki depremde de gördük ki bir takım çalışmalar yapılıyor. Yerin metrelerce altında düzenekler kuruluyor ve en çok merak ettiğimiz konulardan biri de depremi önceden bildirmesi beklenen düzenekler gerçekten sistemler işe yarıyor mu? Bunun için neler yapılmalı? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, Japonya'da da bu tonelin içinde yani aşağıda 10 kilo, 20 kilo aşağıda cihazı koyuyor. Amerika'da da var.
Ya da Türkiye'de de eskide yani 1999'un depreminden sonra Japonya Üniversite ve Boğaziçi Üniversite beraber çalıştığı Marmara Bölgesi içinde 15 tane cihaz koydu. Yani Bursa'da kazıp, deniz yok için kazıp yapmak lazım. Ama bu iki üniversite beraber ortak cihazı denizin içine koydu ve oradan deprem olacak olmayacak ve deprem böyle en başı deprem başlayınca olunca önce P dalga geliyor. P dalga çok hızlı ve sonra S dalga geliyor. Bu yavaş. P dalga önce hızlı geldi ve o anda fazla sağlantı yok. Bu önce bilgi arıyor, sonra ana S dalga gelinceye kadar bunu uyarı sistemi olarak. Mesela Japonya'da herkesinin cep telefonunun içinde uyarı sistemi var ve Japonya'da biraz deniz uzak yerde ve derin yerde. Yani onun için P dalgadan sonra S dalga gelinceye kadar 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye var. Onun için yani o anda uyarı geldikten sonra herkes kaçıyor ya da bir şey doğalgaz kapatıyor filan yapabilir. Türkiye ise genel olarak aşağıdan direkt vuruyor. Maraş'taki gibi. Ama Hatay'ın ikinci ve eskide İzmir, o deniz tarafta, uzak tarafta. Öyleyse uzaksa biraz zaman olabilir. Öyleyse yani bu uyarı sistemi kullanabilir. Dolayısıyla yani Bursa'da bunun yaptığını ben de ilk duydum. Ama bu tabii ki olabilir ve biraz sada herkesin yardımı yapabilir. Ve iPhone değil, Android tarafta bunu şimdi de herkes bunu Android kullanıyor insansa bunu uyarı sistemi katılabilir diye ben duydum. Çok az bunu biraz uzaksa bunun sistemi kullanabilir diye düşünüyorum. Bu tabii ki biraz da fayda var ve mesela AFAD ile konuştuğu dakika bu uyarı sisteminden dolayı bunun kullanıp onları karar verdi. Doğalgaz kapatmak için ve tren yavaş olmak için artık bunun sistemi kullanacak diye söylüyordu. Peki yani Japonya'da yerin çok binlerce metre altında olduğu için uyarı sistemi daha çok fazla zaman verebiliyor. Evet. Türkiye'de ama gene de biraz uzaksa da tam kök deprem olduğu kök değilse biraz sahne olarak biraz daha fazla olabilir için biraz fayda olabilir diye düşünüyorum. Peki Büyük Marmara depremini ele alacak olursak oradaki enerji ne durumda, ne kadar bize bir büyüklük verecek ya da ne kadar süre verecek, bununla ilgili tahminlerinizi alabilir miyiz? Tabii öncelikle genel olarak biz Marmara bölgede magnitudo 7.5'e kadar bekliyor diye söyleyebilir. Özellikle Kuzey Anadolu fay hattı İstanbul için çok daha efekt oluyor ve Kuzey Anadolu fay hattı geçen sefer yani 99'de Gölcük Demendere İzmit'te fay kurdu. Ondan sonraki Yeğeli'den Adalar'ın güney tarafta, biraz güney tarafta ve Silivri tarafta gidiyor. O içinde büyük sayıyorsa 6 tane fay var. Bunun bir tane kuruyorsa magnitudo 6.8 bazen 7 ama birkaç tane beraber 7.5 olabilir. Hatta şimdi söylediği Gölcük'ten direkt Silivri'ye kadar tamamen bu 6 tane beraber deprem oluyorsa Türkiye'de en büyük deprem 7.9 ve kadar gelebilir diye söyleyebilirim. Bu tabii çok az ihtimali.
Ama gene de sıfır değil için. Ama genel olarak 7.5 bekliyorum diye söyleyebilirim. Ve sahne olarak söylüyorsa zaten şey Evet. mesela 7.99'un depremi 45 saniyeydi. Bu Maraş'ın bilincinde arıtmış 5 saniye yani 1 dakikadan biraz fazla. İkinci de 45 40 saniye 7. arıtıda. Sonucu yani 40 saniye arıtmış saniyenin arada diye söyleyebilirim. Peki yani 7 virgül ya da 7 virgül 5 büyüklüğünde depremler bekliyoruz. 40-45 saniye aralığında olabileceğini öngörüyorsunuz. Peki ne zaman olacağı şeklinde bir tahmininiz var mı? Şu kadar sürede olabilir mi? Yoksa her an beklemeli mi Marmara depremini insanlarımız? Nedir tahmininiz? Yani bunu her hangi hocasa da hemen geliyorsa da çasarmıyor. Yani bu hemen de gelebilir. Ama biz bunu yani bu teknoloji olarak bu jeoloji, jeofizik bunları iş için daha dünyadan bakıyorsa çok az, yeni oldu çalışma. Onun için biz bunu tam ne zaman diye tahmin edemiyoruz. Mesela bunu tahmini için topograf olarak yani şimdi Japonya'da da bunu Tokyo Üniversitesi'nin hocaları da başladı. Topograf olarak yani dünyanın uydudan kontrol yapıp mili ne kadar yükseldi. Yani deprem olmadan önce orasının zemin biraz yükseliyor veya artıyor, aşağıya gidiyor. Bunlar hareket oluyor. Onlardan depremi yaklaştı diye söyleyebilir. Ve bazen bir radyo frekans, mesela Antalya'da şimdiye kadar Yunanistan'ın radyo duymuyordu. Aniden bir kat, aniden duymaya başladı. Bu frekansı da sıkıntı değişik oluyor. Onlardan böyle tahmine yani olabilir ama kesinlikle hava durumundan mümkün değil bunları. Ama yani bir gün artık Türkiye bir gün deprem geliyor ve ona göre hazır olmak lazım. Ve herkes devlette, belediyede, okulda, şirketlerde, ailede tek tek herkes hazırlıyorsa hasar hesap yapabilir. Ne kadar bina çöküyor, ekonomi ne kadar kötü olacak. Ama bunu herkes hazır oluyorsa hasarının %70 yok oluyor. Risk az oluyor. Onun için yani ne zaman artık olacak değil. Artık herkes bunu depremi yakında olacak gibi düşünüp herkes hazır olmak lazım. Hazır olmak için öncelikle kendine yaşıyor veya şirketinin çalışıyor yerinin zemin iyi mi kötü mü? Bunları internetten de bakabilir. İkinci olarak kendine ev veya binanın ruhsat var mı, iskan var mı, resmi yani kontrolünün altında yaptığı bina mı? Bunları bakmak lazım. Ve üçüncü olarak 2000'den sonraki bina mı, önceki bina? Çünkü Türkiye'nin 1998'de yönetimlik değişikiyordu ama bunu yansıttığını 2000 diye söyleyebilir. Onun için 2000'den sonrası tamam. Ama zemin de kötü, ruhsatı da yok. 2000'den önce böyle olunca artık kendine deprem olunca yaşam üçgen kurmak lazım. Yaşam üçgen de su şişe, düdük ve bir çokolata, düdük derken böyle demirinin, çelikinin düdük. En son yani sesden yukarıya haber yapacak ve böyle tüp halinin çikolata gibi bir şey yaşam üçgeni, poşetinin içinde yaşam üçgen. Yani yatakın yanında, salondaki koltuğunun yanında koyacaksınız. Böyle hazır olmak ve
Bina çok mu yorulsa da doğrampı uçabilir depremden sonra sarılıyor, uçuyordu. Onun için bunları doğrampını sabit ettirme, eşyalarını sabit ettirme de çok önemli diye söyleyebilirim. Hocam son olarak 12 il gezdiniz, eğitimler verdiniz. Bu seminerlerde en çok size hangi soru yöneltildi? Hem bilim insanlarından meraklılardan hem de insanlarımızdan depremle ilgili en çok hangi soru geldi size? Tabii kendine oturuyor, geliyor, nasıl bu en başı herkes bunu merak ediyor. Ve havarimarı oturuyorken de herkes bana geliyor, soruyor. Ondan sonra cücürendirme olarak, yani kent hasarı dönüş yapmak lazım. Ev orta hasarı, çok hasarı filan. Orta hasardayken cücürendirme de yapabilir mi değil mi? Yapıyorken nasıl yaparsa daha iyi mi? Bunları soru çok girdi. Ben de Japonya'dan iki şirketti, yani Türkiye'ye gelsin diye getirdi ve bunlar için şimdi hazırlıyor. Ve kent hasarı dönüş yapıyorken tamamen sokup çıkarıp yeniden yapmadan mevcut binanın güçlendirme yapabilir binasa daha ekonomi olarak, yani ucuzu yapabilir ve huzuru yapabilir. Yani bunu özellikle yumuşak zeminli yerinin kentsel dönüş huzuru yapmak lazım. Onun için yani seneye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimi de var. Bunlar için yani siz çok iyi düşünmek lazım. Bunu mesela benim düşündüğümde söylüyorsam, şimdiki yani ben parti, ben renki yok ama merkeziyle aynı partiyse daha büyük alabilir. Bunu öncelikle düşünmek lazım ve en iyinin inşaatı için biliyor insan. Tabii ki sade büyük şehir belediye başkan, sade depremle karışık başka işleri var ama şimdi çok önemli kent hasarı dönüş. Onun için bunun biliyor insan yapabilirse daha iyi diye düşünüyorum. Bunlar için zaten uzman olarak inşaat mühendisi olduğu insan da var. Öyle insansa daha çabuk iyi yapabilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Tabii ki söylediği gibi ne zaman deprem oluyor? Allah korusun deprem olmasın artık yok. Allah korusun depremden az hasarı olursun diye, hasar az olursun diye. Yani bunun için herkes şimdiden yani kırtasiyeye gidip düdük alacaksın, çikolata bir şey alacaksın, eşyaları sabit edeceksin ve eğitimi, çocukların eğitimi çok önemli. Şimdi ben böyle çizgi romandan, mangadan yaptığı çocuklar için deprem nasıl oluşuyor, depremdeyken ne yapmak lazım diye böyle kitabı da yazdım. Bunları çocukları okusun yani ve Türkiye'deki insan panik oluyor çünkü bilgi yok için. Ama küçük yaşından böyle öğreniyorsa, Japonya'sa anaokulundan bu eğitim oluyor. Türkiye'de bunlar için küçük yaşından eğitim yaparsa daha iyi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Hem deprem çantası hem de çocuklar için eğitici programlar, kitaplar sunulması gerektiğinin altını çizdi. Sayın Moriwaki, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki yayın konuğumuzdu. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.